Herkese merhabalar. Bu hafta da Teknostrateji'nin yeni bir bölümünde Emre Sokullu ile teknoloji ve strateji gündemini teknoloji ve stratejiden haberleri, gelişmeleri konuşacağız. Bugünkü konumuz da This United Nations adlı bir kitap. Ben hemen Twitter bağlantısını, Twitter'dan canlı yayın için bağlantı yapacağım. Sonrasında Emre'nin de katılımıyla birlikte başlayacağız. Sizlerin de sorularını alacağız ilerleyen dakikalarda. Ben Twitter bağlantısını yapmaya çalışayım. Bu arada geçen haftanın kaydını YouTube'a yükledim, yayınladım. Geçen hafta Vadi Efe ile Los Angeles girişimcilik ekosistemini konuştuk. Vadi'nin katılımıyla güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Onu da youtube.com/fıratdemirel adresinden, YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Hemen şunları kopyalayıp bağlantımızı yapayım. Bundan önceki teknostratejik bölümleri de yine benim YouTube kanalımda. Oradan da hepsini izleyip yorumlarınızı paylaşmaya devam edebilirsiniz. Yorumlarınız bizim için gerçekten kıymetli. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Hemen şu linki de kopyalıyorum. Ve şimdi evet, şimdi Twitter'a giriyoruz. Evet. Şimdi bakıyorum. Evet, Emre de gelmiş. Hemen onu panelist olarak alıyorum. Twitter'a canlı yayınımızı gönderdim. Abi merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Fıratcığım? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Eyvallah, iyidir. Saçları kestirdim. Kestirdim saçları, aynen bugün kestirdim. Güzel bir perşembe akşamında yine beraberiz. Duyabiliyorsun değil mi benim? Ben duyuyorum, evet. Sakızımı çıkarttım. Hazır. Tamam. Bir an sesim gitmiyor diye tedirgin oldum. Twitter'da canlı yayınımızı paylaştım. Bu hafta senin paylaştığın, önerdiğin güzel bir konumuz var. Ben de kitabı araştırdım. Sen okuduğun kitabı. This United Nations. Tamam. Twitter'da da Periskop üzerinden canlı yayınımız başladı. Herkese iyi akşamlar. Ben Fırat Demirel. Ben Emre Sokulu. Televizyon gibi yapmaya çalışıyoruz ama tabii alışkanlık bir yan yana olmadığımız. Aynen. Aynen. Geçen haftayı bir kısaca özetleyelim. Geçen hafta Los Angeles ekosistemini Vadi Efe ile tanıştık, tartışmıştık, konuşmuştuk. Vadi Los Angeles'ta şu anda yaşayan bir Türk girişimci. Türkiye'de güzel bir girişimcilik hikayesini imza attıktan sonra yurt dışına gitti ve orada Los Angeles, Silikon Vadisi kıyaslamalarını biraz yaptık. Türkiye'de bu modelin bir benzeri var mı, olabilir mi, bunu konuştuk. Güzel bir program oldu bence. Yeni öğrendiğimiz şeyler oldu, tartıştığımız şeyler oldu. Bu hafta da This United Nations kitabını konuşacağız. Bugün söz biraz daha Emre Sokul'da olacak. Ben de sorularımla ve hani kitap hakkında öğrendiklerimle yine tabii ki konuşmaya dahil olacağım. Abi sen istersen bugün kitabımızdan bahset. Tamam Fırat, selam.
Az önce şey retweet ettim ben de bizim şeyi. O yüzden şimdi retweet ettim. Hani şeyde de Periscope'da da biraz ortamda kullanıcı gelecektir. Onu beklerken bir yandan da evet dediğin gibi geçen haftanın bir Los Angeles'ın bir özetini yapabiliriz. Ve aynı zamanda biraz önümüzdeki haftalardan konuşabiliriz. İstersen ben önce önümüzdeki haftalardan konuşalım, konuşayım. Şeylerden bizi takip eden arkadaşlardan da gelen yorumlara göre şey yapabiliriz. Tabii tabii. Yani aslında biz önümüzdeki haftaları belirleyebiliriz. Önümüzdeki haftaları ben aslında biraz mühendislikle ilgili bir konuyu konuşmak istiyorum. Çünkü bugüne kadar hep böyle hani teknostratejik teknolojiler, stratejik teknolojilerle ilgili konuşuyoruz. Startup'ları konuşuyoruz, Peak Games'i konuştuk vesaire. Hani aramızda mutlaka hani yeni girişimler kurmakta olan arkadaşlar da vardır. Onlar da şimdi yola koyuluyorlar. Yola koyuldukları bu şeyde hani girişimlerini nasıl ölçekleyeceklerini ve nasıl ilk günden doğru başlangıcı yapacaklarına dair bir aslında bir şeyimiz olsun istiyorum. Konuşmamız olsun istiyorum. O yüzden önümüzdeki hafta onunla ilgili bir şey yapabiliriz. Bir konu gene alabiliriz. Öncelikle bir onu belirteyim. Onun dışında da gene enteresan heyecanlı konular geliyor. Bu hafta da biliyorsun Apple'ın Worldwide Web, Worldwide Developer Conference şeydi, haftasıydı. Enteresan gelişmeler oldu. Seni en çok ne heyecanlandırıyor? Önce bir onu sorayım. Bizim konumuza geçmeden önce. Abi doğrusunu istersen ben çok fazla Worldwide Developer Conference'a bakmadım. Biraz yeni şey ya beta'yı indirmediğim için henüz herhangi bir şey de yüklemedim. Yani ben iPadOS tarafına biraz bakmak istiyorum. Bazı işte bu widgets'lar iOS tarafında hani biraz tabii yine klasik Android geriden takip ediyor gibi yorumlara evet. Oldu. Ama hani şu anda dediğim gibi biraz daha detaylarına bakmam gerekiyor açıklanan şeylerin. Onu belki önümüzdeki hafta daha detaylı bir şey konuşabiliriz. Evet, zaten o çok yazılı çizildi onun hakkında ama dediğim gibi bence de widgets güzel bir gelişme olacak. Dediğim gibi yani biraz Android'i takip ediyor şey Apple. Ha bir de şey gittikçe kolaylaşıyor bu Xcode geliştirici ortamı Apple'ın bayağı geliştiriyor. Android'i biraz geriden takip ediyor Apple ama sonuçta Apple'cılar için enteresan bir haftaydı. Bizim bu hafta konuşacağımız konu ise sen Los Angeles'la ilgili bir şey eklemek istemiyorsan yani ona geçiş yapacağım. Sen onunla ilgili bir özet geçme. Yani kısaca özetlemeye çalıştım aslında. Los Angeles ve Silikon Vadisi arasındaki benzerlik ve farkları biraz konuştuk. Türkiye'de bu model farklı şekilde uygulanabilir mi? Yani İstanbul'u eğer Silikon Vadisi'ye de merkez olarak kabul edersek Türkiye için önümüzdeki dönemde diğer illerin İstanbul'dan rol çalıp çalamayacağını konuştuk. YouTube'da paylaştıktan sonra güzel bir yorum da geldi. Hani Eskişehir, İzmir vesaire farklı kıyaslamak gibi. Yani detayları aslında o videoyu izlerseler orada da konuşabiliriz. Kısaca böyle özetlemek. O zaman This United Nations'a yavaş yavaş o zaman konuşalım. This United Nations'da şeyin kitabı. Aslında bu hafta This United Nations'ı konuşmamızın bir sebebi bu hafta bizim bu web newsletter'ımızın da zaten adı Teknostratejik. Stratejik konuları konuşmaktan hoşlanıyoruz. Ve biliyorsun bu hafta Çin ilk yeni bir uydusunu uzaya gönderdi ve artık kendi GPS sistemini oluşturdu. Bu önemli bir gelişmeydi. Böylece dünyada benim bildiğim bu Avrupa'nın kendi GPS'inden, Amerika'nın GPS sistemi var zaten. Hani Global Positioning System. Hani bu cep telefonunun dünyanın her neredeyse onu sana bildiren sistemin adı GPS. Bunu Avrupa bir benzerini yaptı. Avrupa Birliği bundan bir 5-10 sene önce sanırım, 5 sene önce falan sanırım şey yaptı. Rusya'nın girişimleri vardı, Çin'in girişimleri vardı diyoruz. Ama şimdi bu Çin son uydusunu atarak o kendi girişimini hakikaten Amerika'yla, hani Amerika'nınki kadar kapsamlı bir hale getirdi. Bütün dünyayı kapsar hale gelen kendi GPS sistemini kurdu. Bu da tabii çok önemli çünkü zaten bu tür teknoloji konuşuyor olacağız. Çünkü özellikle biliyorsun bu teknolojiler aynı sadece cep telefonlarında değil, aynı zamanda şeylerde de kullanılıyor. Silahlarda vesaire de kullanılıyor. Bu füzeler, bu GPS'lerle yani güdümleniyorlar, yön buluyorlar. Dolayısıyla aslında bayağı stratejik bir konu. Bağımsız olmak önemli. Bunu Çin başardı yani. Hani böyle bir enteresan bir gelişme yaşandı bu hafta. Altını belki çizmekte fayda var. Yani bu kullandığımız GPS aslında hani konum belirleme sistemi Amerika
menşeli diyelim. Evet, yani belki teknik anlamda ya da uydular vesaire, o anlamda hani Amerika menşeli bir sistem. Çin bu konuda da tamamen bağımsız olmak için önemli bir adım attı. Yani artık küresel yani dünyanın coğrafi anlamda birbirine çok yakın olduğu bir zamanda konumlandırma sistemlerinin de gerçekten kıymetinin arttığını söyleyebiliriz. Ki zaten bu kitap zaten biraz daha jeopolitik konusuna odaklanıyor. Orada da herhalde sanırım kitap bu aynen. Çok kritik şeyler kitap, var. Aynen, kitap bu konuyu aslında hani öncesinde bunu bahsetmemi sevdi o. Kitap zaten daha önceki ilk programlarımızda da bu kitabın aslında ben adından bahsetmiştim, okuyun demiştim. Ama hala Türkçesi çıkmadı. O yüzden biraz hani şimdi biz önceden konuşalım bu gelişmenin ışığında da. Çünkü bu kitap işte aslında bunları öngörüyor. Öyle söyleyeyim. This United Nations artık birbirinden kopmuş ülkeler Türkçe'ye tercümesi bir nevi. Birbirinden kopmuş uluslar diye çevirebiliriz Türkçe'ye başlığını. Yani eskisi gibi küresel bir sistemin olmadığını ve her ülkenin kendi başının çaresine baktığın bir önümüzdeki 10 yıldan bahsediyor bu kitap. Ve işte dediğim gibi yani Çin'in bu kendi GPS'ini açıklaması da bu anlamda çok zamanlı bir gelişme. Günün sonunda Çin'de hani pardon GPS'de bir arama motoru, bir sosyal ağ, işte işletim sistemi, şifreleme algoritmaları gibi hakikaten stratejik bir alan. Dolayısıyla hani bunu geçir kendisine geçirmiş olması anlamlı bir gelişme. Şimdi burada kitabı konuşacak olursak da kitap öncelikle biraz yazardan bahsedeyim. Yazar aynen, Peter değil mi? Peter Zeihan, Zeihan veya öyle de okunabilir. Bu kendisi eski Stratfor analisti. Stratfor'da biliyorsundur bayağı böyle stratejik analizler yapan Amerikalı bir kuruluş. Çoğu eski CIA çalışanlarının oluşturduğu çalışanlarının bir önemli bir kuruluş efendim. Evet. Bir think tank kuruluşu. Aynen bir think tank ama böyle yani hem think tank hem de bir yani böyle sürekli bültenler hazırlıyor üyelerine ve hani bu stratejik konularda önemli analiz ve yorumlar yapıyor. Çünkü biliyorsun artık günümüzde haber sitelerinin çoğu propaganda aracı oldu. Hani gerçekten bilgiye ulaşmak istiyorsan böyle şeylere okuman gerekiyor. Böyle hakikaten bu işi paralı yapan, para karşılığı hani sana o bilgiyi satan, çünkü bağımsız o ancak o şekilde olabiliyorlar. Kuruluşlara şey yapman lazım. Onlar da tabii sadece bir tanesine bakmayacaksın. Bir sürüsüne bakacaksın ama Stratfor orada gerçekten saygı görülen bir şey. Ne derler? Organizasyon. Orada eskiden çalışan bir isim. Ve kendisi ve dediğim gibi bundan önce ilk başarılı kitabı da 2014 yılında kendisi yayınlamış. Kitabın adı yanılmıyorsam aslında newsletter'da da gönderdik. Bir dakika, kitabın adını şu anda aklımda değil. Hemen. Accidental Superpower mıydı? Aynen, bravo. Accidental Superpower. Yani o kitapta da zaten Donald Trump yönetiminin geleceğinin adeta fısıldısı diye yorumlayabilirsin o kitabı. Yani böyle bir gelecekten öngörüyor. Bu 2014 yazılmış bir kitap, düşün yani. 2016 evet. Seçimleri daha o zamandan öngörmüş sonuçların ki 2016 yılında bile seçimlerin o şekilde sonuçlanacağını Amerika'da kimse öngöremezken adam 2014'te hani Amerika öyle bir geleceğin beklediğinin şeyini yapmış, haberini vermiş bir insan. Bu kitapta ise 2010 yılında, pardon 2020 yılında yazıyor, bugün yazıyor. Daha yeni çıktı bu kitap. Aynen, Mart gayet hızlı okumuşsun abi sen hani. Aynen. Çıkar çıkmaz okudum ben. Buradan Barış Aksoy arkadaşıma da selam gönderirim. Onun sayesinde oldu. Onun bir baktım LinkedIn'de düştü. Hani bu kitap çok güzel diğerle diye yazmış. Onun üzerine okudum. Hakikaten de öyle güzel bir kitaptı. Yani bu kitapta da evet 2020'den sonra 2030'a kadar dünya nasıl bir dünyanın bizi beklediğinden bahsediyor. Orada da şöyle aslında kitap şu noktayla başlıyor. Coğrafi kaderdir noktasıyla aslında biraz başlamış sözlere. Ki bu aslında biraz günümüzdeki düşünceyle çakışan bir düşünce. Yani günümüzde biliyorsun birçok insan aslında coğrafyanın bir ülkenin gelişmişliği için çok önemli olmadığını düşünür. Derler ki işte özellikle mesela bu bizim Daron Acemoğlu biliyorsun Türk vatandaşı. Evet. Amerikalı Türk vatandaşı. Onun bir kitabı var. Why Nations Way Fail diye. Onu da okumuştum. Evet. Ülkeler neden batar diye bir kitabı var. Orada mesela bunu inceliyor. Hani ülkeler neden bugüne kadar batmış.
noktasını incelemiş ve orada hani şey diyordu o kitapta. Coğrafya bunun bir sebebi değil. Hani coğrafyadan dolayı ülkeler batmıyor diyor. Ülkeler kurumlarının kapsayıcı olması sayesinde başarılı olur diyor o kitapta Daron Acemoğlu ve diğer yazar. Yani dışlayıcı kurumların olduğu ülkeler batar diyor. Ve burada da en çarpıcı örnek herhalde kitabın o başındaki Meksika-Amerika örneği. Çünkü orada bir iki şehirden bahsetmiş sınırdaki. Amerika'daki şehir ne kadar gelişmiş olduğundan, ne kadar güzel bir işte topluluk olduğundan, insanların ne kadar huzur içinde yaşadığından bahsediyor. Altında da işte uyuşturucu mafyalarının kol gezdiği bir Meksika şehrinden bahsediyor. Bu ikisi yani resmen yan yana iki şehir. Sadece bir fizik, böyle bir sanal bir sınır onları ayırıyor ama hani apayrı yaşam tarzları. İşte orada o kitapta oradan yola çıkıp sonra bir sürü tarihsel örnek gösterip aslında dediğim gibi kurumların hani ülkelerin başarısını öngördü, şey yaptığını belirtiyor. Şimdi burada ama bu kitapta tam tersi bir görüş var. Diyor ki önümüzdeki 10 senede coğrafya çok belirleyici olacak diyor ülkelerin başarısında. Orada da bunun sebebi şeye bağlıyor. Aslında dünyadaki bu global sistemin yavaş yavaş çökmeye başlamasından ötürü olduğunu söylüyor. Yani diyor ki yani ulusal başarı diyor. Yani dünyada diyor eskiden bir Amerika'nın hegemonyasında bir dünyada bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir dünya düzeni vardı diyor. Küresel bir sistem vardı diyor. Ve ama diyor bu sistem artık yok olmak üzere noktasında diyor. Yani orada da o eski dünya düzeni şöyle açıklıyor. Mesela diyor ki açık denizlerde eskiden mesela korsanlar normalde sorun olabilir. Mesela bugün hiç birimizin atıyorum açlık vesaire bu tarz şeyleri bilmiyor olmasının sebebi işte bu dünya düzeni diyor ve diyor ki işte açık denizlerde eskisi gibi hani korsan sorunumuz yok. Mesela şu anda hani hala Somali'de ve İran Körfezi'nde bazen hani zaman zaman sorun olan aslında korsan o problemi hani yüzyıllardır aslında dünyada olan bir şey. Ama günümüzde yok çünkü güçlü ordular var ve güçlü ordular hani korsanlara, bağımsız şeylere izin vermiyorlar. Bu bir mesela bu dünya sisteminden ötürü, dünya düzeninden ötürü olmayan bir problem. İşte kitapta şeye de değinmiş. Bu arada her şeye katılıyorum değil ama ben kitabı değerli buluyorum. O yüzden bunları paylaşıyorum. Bunlara bazı sözleri açıklayayım. Thomas Redpoint Ventures'dan Thomas Tunguz vardır abi. O da evet tabii tanırım. O da mesela blogunda kitaptan bahsetmişti. Ben onun notlarından 4 tane kısa bir hani kitapta altını çizdiği 4 şeyden bahsetmişti. Hani birisi transportation, bu ulaşım özellikle deniz ulaşımının önemi, ulaştırmasının önemi. Birisi demografi, yani demografik yapı, işte genç nüfus ve genç nüfusun belki hani ekonomi ve diğer alanlarda kullanımı. Birisi doğal kaynaklar. Doğal kaynakları zaten hani her anlamda aslında dünya ekonomisini etkilediğini biliyoruz. Bir diğeri de topoloji olarak özetlemişti Thomas. Orada da hani mesela şey diyordu, topoloji bir ülkenin kendisinin coğrafi konumu itibariyle ne kadar savunabileceğinden bahsediyor. Yani direkt coğrafyayla hani çöllerle olan bağlantısı ya da bir dağlarla olan ilişkisini, diğer ülkelerden kendini ne kadar soyutlanmış olduğunu, önemli olduğunu altını çiziyor. Dediğim gibi tekrarlayacak ona transport, ulaşım, erişim, demografik yapı, doğal kaynaklar ve topolojiyi bir önemli bir etken olarak önümüzdeki 30 yılın jeopolitik yorumlanmasında birer referans olarak kullanıyor abi. Evet, evet. Aslında bu eski bir teori. Bu söylediği yani bu şeyin teorisi, bu kullandığı teori şeyin, Peter Zeihan'ın aslında eski bir teori. Eskiden de böyle olduğunu düşünüyordu ama işte dediğim gibi o Daron Acemoğlu'nun kendi kitabında da yazdığı gibi bu dünya düzeninden sonra işte 1946'dan sonra ortaya çıkan Sovyetlere karşı işte Türkiye'nin, Çin'in, Fransa'nın, İspanya'nın, Yunanistan'ın, Norveç'in, İsveç bütün bu dünya ülkelerinin birleştiği yeni dünya düzeninde bu ortadan kalkmıştı. Ve hani ülkeler aslında daha farklı bir yapıda hani şey olmuştu. Hani ülkelerin başarı algoritması hani biraz değişmişti bu kitaba göre. Hani biraz kitap evet bu yeni, şimdi bu düzen, o eski dünya düzeni artık ortadan kaybolunca ne olacağından bahsediyor. Yani kim buradan bundan sonra karlı çıkacak, kim zararlı çıkacak?
hani buna aslında kitap fokus olmuş. Ülke ülke hepsini inceliyor. Yani bütün ülkelere girmiyor ama büyük güçler, yani toplam 20 ülkeye Türkiye dahil bakmış ve hani bu ülkeler nasıl buradan karlı ya da zararlı çıkacak diye bakmış. Orası çok önemli ama tabii şimdi hepsini kitabında bu arada burada muhtemelen girmeyiz ama bir kitabın o ana şeyinin bir özetine geçeceğiz. Bir de Türkiye'ye tabii ki değiniriz. Yani Türkiye'ye hakkında ne denmiş. Kitapta şey enteresan, yani bu hani dünya düzeniyle ilgili de şey noktasına değiniyor, örnek veriyor. Yani daha önceki 2000 yıl boyunca, bundan önceki Çin ve Hindistan arasında savaş yaşamamış, hiçbir yüzyıl olmamış mesela. Hani evet. Ve diyor ki işte bu dünya düzeni işte aslında bunu sağladı. Ki hakikaten şu anda mesela tam bugünlerde biliyorsun Çin ve Hindistan'ın sınırındaki o silah atışlarını falan duymaya başladık. Hı-hı. Yani bunu yeni yeni duyuyoruz enteresan bir şekilde. Şey, enteresan yani. Ve kitaba göre diyor ki işte aslında bu işte dünyanın Sovyetlerin almasından sonra aslında dünya hani yeniden tasarlanmadı ama dünya bir otopilot yıllarına geçildi. Yani hani o dönemlerde aslında yeniden tasarlanması gerekiyordu bu birliklerin vesaire diyor. Ama bunu ne işte şey yaptı diyor. Amerika. Bill Clinton yaptı diyor. Hani Bill Clinton zaten ilgisizdi diyor. W. Bush yani George W. Bush zaten hani kendi ortaklarını abuse etti diyor. Yani onları çok üstüne gitti. Onların rahatsız etti diyor. Orta Doğu'yla çok fazla ilgilendi diyor. İşte Obama diyor kimseye cevap bile vermedi. Yok saydı diyor kendi ortaklarını ve işte Trump'ın da resmen artık bütün ortaklara küfrettiğini ve dolayısıyla artık bu ortaklığın yok olmaya başladığını açık açık söylüyor bu kitapta. Ve hani artık bu otopilotun dolayısıyla artık Trump'la beraber yok olduğunu ve gerçekten de artık bu eski o yani dünya düzeninin bittiğini ve artık ülkelerin kendi başlarına bağımsız hareket edeceğine biraz parmak basıyor bu kitapta şey. Yani biraz temel itibariyle ülkeler arası birliklerin bozulduğunu ve herkesin kendi başına hareket etmekte olduğunu, günümüz dünyasının biraz bolluk ekonomisinden de faydalandığını sanırım söylüyor. Yani bugün bu çatışmaların, şeylerin geri planda kalmasının artık temel ihtiyaçlar bağlamında belki bir zaruri bir tarafı yok. Yani özellikle yani elektrikli araçların belki yaygınlaşması noktasında hani değerli yeraltı kaynaklarının işte petrolden diğer şeylere kayması durumunda bu ayrışma belki daha da fazla artacak. Çünkü hani geçtiğimiz dönemlere baktığımızda yeraltı kaynakları nedeniyle işte Orta Doğu'nun, Afrika'nın çok ciddi şekilde coğrafi ve hani ülkeler arası hesaplaşmalara konu olduğunu gördük. Yani bundan sonra kendi kendine yeten ülkeler, biz daha önce Mark Andreessen'in makalesini konuşurken hani acaba ülkeler daha fazla kendi kendine fiziki ve diğer alanlardaki üretimlerini karşılayıp dünyayla da çok fazla bir mücadeleye girmeden ayakta kalabilir mi? Hı-hı. Trump geldikten sonra mesela özellikle Amerika'da istihdamı artırmak için de ciddi bir çabası vardı. Hani Amerika'yı yeniden o büyük günlerini, cafcaflı belki günlerine kendi söylemine göre dönüştürmek için biraz daha kendi içine dönmüştü. Bu da tabii ittifak kurmayı zorlaştıran bir şey. Yani diğer ülkelerin jeopolitik şeylerinde ayrıca bilmiyorum. Çin ve Rusya için çok ben onları detay takip etmediğim için onlar hakkında çok net şeyler söyleyemiyorum. Ama Amerika biraz daha ön planda olduğu için en azından bizim medyamızda o konularda biraz daha fazla bilgi sahibi olabildik. Yani kitapta mesela önümüzdeki dönemin güçlü ülkelerini belirlemeye çalışırken ya da hangilerinin olacağına dair nasıl ipuçları var abi? O konuda biraz açabilir misin? Evet, aynen. Özetlediğim gibi coğrafya tekrar kader olacak diyor. Ve ama diyor yani bu önümüzdeki 10 yıl diyor 1930'lar gibi ya da 1870'ler gibi ki bunlar biliyorsun şey yıllar. Hani savaşların ve büyük çatışmaların hemen hemen olduğu ya da başlamak üzere olduğu yıllar olacak diyor ve adam bak şöyle yazmış aynen kelimesine it nokta will nokta suck nokta yazmış. Yani diyor ki önümüzdeki 10 sene diyor it will suck. Yani çok fena olacak diyor. Yani ve bunu böyle çok nokta fena nokta olacak noktayı böyle biraz argo bir tabirle
şey yaparak belirtmiş. Yani kitapta böyle başka bu şekilde bir üslup ben görmedim yani. Hakikaten biraz demek ki beklentisi önümüzdeki 10 sene büyük, 5 en azından 5 sene büyük, büyük bir kaosun olacağını öngörüyor. Ki bu arada kitap yayınlanmadan önce Covid falan yoktu. Yani soracaktım abi. Yani şimdi ben şöyle bir düşünüyorum. Hani Mart ayında yayınlanan bir kitabın yine yani 2-3 ay önce muhtemelen yazar yayın evine emanet etmiştir diye düşünüyorum. Hani mesela Covid'e dair, çünkü yayınlanma dönemine dair Covid'de patladığı için o arada ekstra bir yorum falan sıkıştırmış mı kitapta, yoksa hiç yok? Ama kitapta öngörü olarak zaten şey diyor, yani açlıklar olacak diyor ve hastalıklar olacak diyor. Yani hani bu önümüzdeki dönemde açlık ve hastalıklarla karşılaşacağız. Daha önce hiç hayatımızda olmayan, tamamen hiç dert bile etmediğimiz şeyler dert olmaya başlayacak diyor. Yani biz bu lüks yaşama çok alışmıştık diyor. Bu ve hani sıkıntı, yani bolluk içinde sıkıntı yaşıyorduk diyor. Hani öyle bir noktadaydık diyor. Ama önümüzdeki 5-10 sene içinde gerçekten sıkıntıları, gerçek sıkıntıları tekrar hatırlayacak insanlık gibi biraz ağır bir yorumda bulunuyor. O yüzden hani şey çok önemli. Lojistik kanallar ve işte şeyler, ne bileyim, bu işte kimin kendi kendine yetebilecek besinlere sahip olduğu mesela çok önemli diyor. Zaten hani biliyorsun politik siyasi figürler de bununla ilgili haberler, yani önümüzdeki 10 sene değişecek, farklı olacak falan demişlerdi yani. Hani dolayısıyla yani aslında bu galiba o çevrelerde bilinen bir şey. Orada mesela hani geçmiş dönemlere baktığımızda dünyanın güçlü ordulara sahip ülkelerinin dünya üzerinde bir düzen, yani bir yandan mesela Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yeniden bir galip gelme şeyine girdiği için belki savaşa bir Hitler yöneltti bütün dünyayı, ama hani genel itibariyle büyük devletlerin ordu güçlerini elinde tutarak bir düzen kurmaya çalıştığını, bu konuda mesela şimdiye kadar Amerika'nın işte küçük ülkeleri korumak adı altında bir dünya üzerinde de bir düzenin devam etmesini sağladığını belki söyleyebilirim. Kitapta da hani bu konuda ipuçları ya da detaylar var mı? Çok var. Yani aynen bu konuya değiniyor diyor ki kitap. Yani bir kere biraz şey, bu dönemi şeye benzetiyorlar. Yani bunu işte biraz o zamanın Almanya'sı, bugünün Çin'i gibi. Hani statükoya karşı çıkan ve gelişmekte olan hırslı ülke archetype'ından, hani o tiplemesine eskiden Almanya girerken ve hani savaşın çıkmasında önemli bir rol oynayan ülke gibiyken, bugün de hani Çin'de benzer bir şey olduğunu sanki öngörüyor kitap. Ve burada da şey olarak da savaşın savaş değil mi de, savaş yanlış bir kelime de, yani ABD'nin yine de bu yeni dünya düzeninde aslında güçlü kalabileceğini de söylüyor. Çünkü biraz şey, bu shale oil dedikleri bu kaya gazı şeyinden ötürü zaten ABD'nin aslında Ortadoğu'da artık pek bir iş kalmadığını, kendi kendine yetebilen bir ülke olduğuna ve dolayısıyla aslında zaten oralara da çekilmek istediğine doğru bahsediyor. Dolayısıyla yani evet, bütün kazanacak kaybedecek ülkeleri konuşmuş orada, ama ABD ile ilgili katılırsınız katılmazsınız, ben de şu an çok yorum yapamıyorum ama şey, yani en güçlü, süper güç olmayacak ama diyor yani evet, hala en güçlü ülke o olacaktır diye bir öngörü de bulunmuş kitapta. Sebep de şöyle diyor, yani ülkeler diyor iki tane faktör vardır diyor bir ülkenin ulusal başarısı için diyor. Birisi sürekliliktir diyor, öbürü de ölçek ekonomisi diyor. Yani scale, economy of scale ve continuity. Yani süreklilik de orada şu mesela, Rusya mesela ölçek büyük, çok büyük topraklara sahip, ölçek ekonomisine izin veren bir ülke. Yani mal içinde sadece üretse satabileceği çok insan var, çok toprağı var vesaire. Dolayısıyla ölçek ekonomisine izin veren bir ülke. Ama bir yandan da sürekliliği tehlike altında. Çünkü çok fazla şey var. Yani güneyinde, doğusu, batısı açık topraklar olduğu için sürekli birilerinin işgaline çok açık, çok ortada yani. Böyle duruyor ortada yani. Anladın mı ülke böyle? Hani bir tek kuzeyinde bir, orada bile yani şey var. Nispeten bir deniz, kuzey deniziyle ayrılmış bir güvenli bir alan var ama bütün güneyi, doğusu, batısı açık olduğu için hani biraz tehlike arz ediyor diyor şey Rusya için. Ama öte taraftan diyor Yeni Zelanda diyor mesela. Orada da süreklilik var diyor. Çünkü izole bir ülke. Ufak bir adanın ada ülkesi. Ama diyor orada da ölçek ekonomisi yok diyor. Dolayısıyla o da yani, çünkü kendine yetecek ne nüfusu var, ne şeyi var,
toprağı var. O yüzden orada da hani o yüzden orası da başarılı olamaz. Yani böyle bir ufak bir algoritma yapmış. Ülkelerin ulusal başarılarını bu algoritmaya göre değerlendirmiş aslında. Birisi ölçek ekonomisi, birisi de süreklilik. Aynen. Diye tekrar. Yani mesela aynen, yani mesela atıyorum Türkiye özelinde bakacak olursak, Türkiye'nin doğusu, mesela kuzeyi, batısı, doğusu nasıl bir tehlikeler var? Bir ona bakacaksınız. Hani mesela gün atıyorum batıda baktığın zaman bir orada dar bir boğaz var. O bizim için bir artı belki. Hani bir kuzeyimizde bir deniz olması, güneyimizde bir deniz olması belki bir artı. Ama doğumuzda mesela belki biraz negatifler, şeyler var falan filan. Yani hani böyle bir algoritmayla bakmış. Yani Türkiye'ye bakmamış o konuda da, hani ben şu anda uydururum da, yani böyle bir framework kafada var ve bu framework'te değerlendiriyor. Ama diyor bir yandan da ölçek ekonomisi. Mesela Türkiye'nin güzel aslında 80-90 milyonluk bir nüfusu var. Sadece kendi içinde, bir de bir coğrafya, etrafında da bir coğrafya var. Hani bu anlamda bence ölçek ekonomisi anlamında Türkiye aslında kendine bayağı avantajlı. Evet, yani tehditlere açık olma anlamında işte topolojiyi hesaba kattığımızda, mesela hani ben Japonya'yı düşünüyorum. Bir yandan mesela kara harekatına, savunma anlamında kapalı bir ülke, ama bir yandan da kendisinin kara harekatı yapmasını neredeyse sıfırlayan bir tamamen bir okyanus, bir deniz, bir su var yani. Ama bir anlamda yine de güç olmasına da izin veriyor. Zaten baktığın zaman mesela hem İngiltere hem Japonya, ikisi de çok benzer aslında coğrafyalar. Birisi doğuda, birisi batıda. Ama ikisi de hep her dönemde yani nispeten kendi ana karaya göre güçlü olmuşlar. Onun sebebi de muhtemelen dediğin gibi o şey yani. Sonuçta en azından tehdit almıyor olmak bir avantaj. Ve öte yandan hele Japonya'da büyük bir ölçek ekonomisi de var. Yani 180 milyonluk bir nüfus. Her ne kadar şu anda yaşlanıyor da olsa, düşüyor da olsa büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında Japonya bugüne kadar bu ikisinden bayağı olumlu faydalandı. Sorun değil abi. Evet, biraz fazla köpek sesi çıktı ya. Hiç sorun değil. Şimdi biraz daha belki Avrupa ve Amerika arasındaki şeylere de değinmek gerekebilir. Yani burada mesela Avrupa bir kıta olarak, artık Avrupa ülkeleri bir araya geldikten sonra hani parasal anlamda bir ortak para birimi kullanmaya başlaması, Amerika'nın hani dolar hegemonyasına belki son vermek için bir hedef miydi? Önümüzdeki dönemde özellikle mesela Brexit'ten sonra da artık Avrupa Birliği'nin dağılması, Ziha'nın bahsettiği birliklerin dağılmasına bir örnek olabilir mi? Hani bundan sonra acaba onu da görebilecek miyiz? Son dönemlerde tabii internet dünyasında, teknoloji tarafında Avrupa Birliği ortak bir ağızdan aslında Amerikalı teknoloji şirketlerine karşı da durmaya çalışıyor. Ama hani ülkeler yavaş yavaş kendi içlerine çekildikçe acaba sistem değişir mi? O Avrupa ve Amerika rekabeti hakkında neler söylüyor? Kitapta var mı detay? Var şöyle, yani kitap biraz hani pro-Amerikan olduğunu düşünebilirsin ama diyor ki yani bugüne kadar dünyadaki bu şeyden, bu global sistemden aslında 7.8 milyar insan hepsi faydalandı diyor. Ve hani buna örnek olarak da aslında açlığın nasıl o günden bugüne azaldığını, işte insan ömrünün nasıl o günden, ortalama ömürlüğünün nasıl o günden bugüne arttığını, bütün bunları grafiklerle ortaya koymuş ve diyor ki aslında bundan herkes faydalandı. Kimisi çok, kimisi az ama herkes faydalandı diyor. Ve biraz şeye getirmiş, yani burada bazı ülkeler ama diyor biraz nankörlük yaptığı getirmiş. Yani işte şeyi örnek vermişti. Aynen dediğin gibi Avrupa'yı mesela demiş. Yani Avrupa diyor aslında Euro'yu çıkarttığında, Euro para birimini çıkarttığında aslında resmen hani hem çok faydalanıyordu diyor. Hani bu dünya düzeninden diyor. Ama öte yandan gidip o Euro'yu çıkartması aslında dolara karşı bir hamleydi diyor. Ama yine de başarılı olamadı bu arada falan diye de ekliyor. Öte yandan işte şeyden bahsediyor. İşte ne bileyim yani dünyanın aslında güvenliğini ve stabilitesini Amerika'nın bedavaya o dönemde sağladığını söylüyor. Bu işte atıyorum Arjantin, borç ABD'ye gitmesini ama öte yandan ABD vatandaşlarının parasını el koymasını mesela örnek göstermiş. Hı hı. Brezilya'nın paralarını ABD'den çekip işte Venezuela'ya ve Küba'ya destek olmasından bahsetmiş. Hı hı. İşte Hindistan, Amerika'nın işte Avrupa gibi o da parasal hegemonyasını torpidolamak için düzenli olarak çalışmalar içinde olduğundan bahsetmiş.
Sonra üye ülkeler arasında içinde işte Çin ve Tayvan'ın, Türkiye ve Yunanistan'ın sürekli birbirleriyle böyle dalaş içinde olmasının aslında birliğe hiç faydalı olmadığından bahsetmiş. Bütün örnekleri sayacağım şimdi kitaptan, bütün bu örnekler tabii. Dediğim gibi katılırsınız, katılmazsınız. Malezya'nın işte dünyanın en büyük ikinci ticaret bağımlısı ülkesi olmasına rağmen sürekli her ortamda Amerika'yı eleştirmesinden, işte Fransa, İsrail, Güney Kore'nin yaptığı espiyonajlardan, ortaya çıkan espiyonaj çalışmalarından falan filan. Ve NATO'da hemen hemen bütün ülkelerin desteğinin aslında değil yüzdeyken, orada oranın minimum gerekliliği olan %2, hani %1'i bile karşılamadı. Almanya gibi bir ülkenin mesela NATO'ya olan katkısının yıllık ülke bütçesinin %1'i bile olmadığından, dolayısıyla hani o minimum %2'lik şeyi karşılamadığından bahsediyor. Yani bunların hepsini aslında birer nankörlük olarak hani sunmuş. Ve bu arada Türkiye %2'yi geçen nadir ülkelerden birisi NATO'da. Bir galiba Türkiye var, bir de Amerika. Yani sonuçta bunları hani bir nankörlük olarak sunmuş ve diyor ki yani aslında bu dünya bize herkese yaradı ama birçok ülkede bundan şey yapmadı. Buna karşı hani gereken ödülü tırnak içinde vermedi Amerika diyor ve bunun karşılığında Amerika'da da şu anda artık kaya gazıyla birlikte hiçbir bunu yapmak için artık kendi bir çıkarı da kalmadığı için son 20 yılda bir otopilottaydı dünya diyor. Artık tamamen dünyadaki o şeyden çekilecek diyor. Ki Trump'ın da zaten America First, yani önce Amerika politikası da aslında buna işaret ediyor. Yani diyor ki artık ben dünya şeyden, arenasından çekiliyorum. Artık hani herkes kendi başının çaresine baksın. O Almanya'yı, Avrupa'ya da o mesajı veriyor. Şeye de o mesajı veriyor. Yani bunun işte kitap dünya üzerinde büyük büyük etkilerinin olacağından bahsediyor. Her ülke üzerine ve onlara gelmiş. Aslında yavaş yavaş da biraz onlardan bahsedebiliriz istiyorsan. Tamam. Orayı da yani belki yeni ülkelerin konumu bu yeni düzende kazanacak ve kaybedecek ülkeler. Mesela biz şeyi konuşmuştuk. It's Time to Build makalesiydi Mark Andresen'in. Biraz daha bu ülkeler içeriye doğru döndüğünde, Amerika özellikle kendi kendini yönetip hani daha doğrusu kendi ihtiyaçlarını her anlamda kendisini karşılamaya başladığı bir durumda daha dünyaya yayılabilecek, işte yazılım tarafında bazı alanlarda Türkiye gibi ülkelerin ön plana çıkacağını da konuşmuştuk abi. Şimdi bu Türkiye'nin coğrafi, demografik ve diğer yeraltı kaynaklarını hesaba kattığımızda bu yeni sistemde ya da hani yeni hani buna kartların yeniden dağıtıldığı sistem demek lazım mı bilmiyorum. Aksine herkes belki köşesine çekildiği bir sistem mi demek gerekecek. Türkiye'nin mesela konumu biraz daha avantajlı olacak. Mesela Amerika yine daha en güçlü ülke olacak konumunda gibi. Çin ve Almanya kaybedecek tarafta gibi söyledin. Aynen. Çin ve Almanya evet kaybedecek gibi yani kitaba göre. Hani dezavantajlı olacak ülkelerden, çünkü Almanya yani özellikle topraklarının verimliliği anlamında çok verimsiz. Yani aslında bütün dünyadaki bütün bu lojistik ağlara ihtiyacı olan bir ülke. Kendi toprakları yeterince verimli değil, kendi kendine yeten bir ülke değil, gıda anlamında olsun. Dolayısıyla hani böyle bir dünyanın kopuşundan en çok etkilenecek ülke ve bundan en çok aynı zamanda faydalanan da ülke. Yani Amerikan çünkü yani ha bir de ona da değineyim. Kitapta aslında şeyden de bahsediyor. Yani bugünkü dünya, yeni dünya düzeni diyor, tamamen şey üzerine kuruluyor. Yani ilk sistem diyor İngiltere'nin, Büyük İngiltere Krallığı'nın hani veya imparatorluğunun herkese bir biliyorsun hani İngilizce bir laf vardır. Carrot and stick. Yani sopa ve havuç. Yani insanlar veya şeyler ya sopayla yani vurarak hani cezayla yönetilir ya da havuçla, yani onlara güzel bir şeyler vererek motive edersin, hani onları bir şey yaptırırsın hani. Eski dünya, ilk dünya düzeni diyor İngiltere sopayla yapmıştı diyor, çünkü çok büyük bir ordusu vardı, teknolojik olarak bayağı üstün diyor diğer ülkelere göre ve o sayede Hindistan'a indi, işte şeylere indi, uzak doğuya gitti ve hani oraları yönetti diyor. İkinci dünya düzeninde Amerika Birleşik Devletleri'nde havuç sistemi vardı diyor, orada işte bu dünya düzeninin işte deniz güvenliklerinin işte Marshall yardımlarından vesaire bahsediyor ve o sayede hani bir dünya düzeni kuruldu diyor ve Amerikan pazarı da çok diyor. Mesela atıyorum Almanya'dan hiç vergi almadan bir sürü otomobil ithal ediyor.
Hani bu da Almanya'nın atıyorum otomobil endüstrisinin gelişmesine bayağı katkıda bulunan bir şey. Veya atıyorum Türkiye'den demir alıyor büyük miktarda. Hindistan'dan büyük miktarda demir alıyor. O sayede ülkeler gelişiyor. Çünkü en büyük pazar dünyadaki şu an Amerika. Yani işte bu oradaki o havuç sisteminin dünyayı bugüne kadar ayakta tuttuğunu yani bu ikinci düzende tuttuğunu söylüyor. Bu yeni sistemde ise diyor şey olacak. Hani ülkeler bağımsız olacakları için şey yapacak. Havuç dağıtmayı gereksinimi de kalmayacak. Aynen. Havuçlar olmayınca ortalıkta kimisi zararda olacak. Almanya bunlardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi o pazar avantajı, Amerikan pazarı havucu ortadan kalkınca ve kendi kaynaklarıyla yetinmek zorunda kalınca Almanya buradan bayağı zarar çıkacak. Çin de öyle diyor. Çünkü diyor Çin'in bölünme potansiyelinden bahsediyor. Uygurlar onları zaten biliyoruz. Bir de o Sichuan, yanlış hatırlamıyorsam kitapta diye böyle bir nehir var. O nehirin aslında nasıl Çin'in önemli bir kısmını beslediğini ve oranın aslında tek baş başına bir bölüm olduğunu ve onun Çin'in diğer kısımlarından farklı olduğundan falan bahsediyor. Dolayısıyla hani orada yani oradaki Çin'deki birlikteliğin aslında biraz o tarihsel Sichuan nehrinden olduğundan kaynaklandığını ama bugün onun bir anlam ifade etmediğinden vesaire aslında oraların sosyoekonomik farklılıklarından ötürü bölünmeye çok açık olduğundan falan bahsediyor. Zaten bu öyle bir organizasyon. Stratfor başta belirttiğim böyle bir organizasyon. Bu analizleri çok çalışan bir organizasyon. Çok veri odaklı çalışmalar yapıyor abi. Yani bu şimdi orada Peter Zeihan'ın da kendi şirketini mesela oradan ayrıldıktan sonra kendi de bir şirket kurmuş ve orada da çok bir analitik çalışmalar yaptığının altını çizmek lazım. Yani bu son dönemde şimdi adını unuttum abi. Neydi büyük skandalımızın adı? Facebook'un karıştığı. Facebook'un karıştığı skandalın adı şey mi diyorsun? Prism skandalı mı? Yok. Hayır. Prism daha eskiydi abi. O NSA skandalıydı. Cambridge Analytica. Okey. Evet. Orada da hani çünkü Facebook üzerinden ciddi bir veri ve analitik hesaplamalar üzerine dayalı bir sistem vardı. Peter Zeihan'ın kurduğu şirket de ya da Stratfor'da aslında çok veri odaklı. Çok yukarıdan dünyaya bakarak karar veren ya da tahmin yapan bir organizasyon. Aynen. Bu kitabı ve hani Peter Zeihan'ı da aslında dikkate almak gibi. Kendisi de zaten 40'lı yaşlarda tekrar bakayım 47 yaşında bir analist. Aynen. Ama yani tabii bu burada dediğim gibi Çin ve Almanya için biraz olumsuz şeyleri var ama kazanacak ülkeler de arasında Türkiye'yi de görmüş. Amerika zaten hani görüyor. Fransa var galiba. Fransa var aynen. Fransa'nın da sonuçta topraklarının. Yani çünkü bak Türkiye ile Fransa'da gene şeyden ortaya galiba çıkışta bulmuş. Yani sonuçta biz gıda anlamında falan kendi kendine çok yeten, verimli tarlaları olan, kendi kendine şey yapabilen bir ülke. Yani ne kadar son dönemde bazı ithal kararlarıyla bunu galiba biraz tersine çevirmiş olsak da hani sonuçta anladığım kadarıyla bunlar kolay yeniden kendi düzenine gelebilecek şeyler. Dolayısıyla hani bizim sonuçta verim topraklarımız falan gitmedi. Onlar duruyor. Dolayısıyla hani bu durumda böyle yeni bir dünya, bu düzende hani yine kendi kendine yetinmeye başlayabilecek bir ülke olduğumuzu öngörmüş. Ve o yüzden hani Türkiye'yi de o ülkeler arasına katmış. Yani burada aslında tam listeleyecek olursak Amerika'yı, işte Japonya'yı, Meksika'yı, Fransa'yı, Türkiye'yi, Arjantin'i ve İran'ı bu yeni sistemin potansiyel kazananları olarak görüyor. Tabii kimisi çok kazanan olacak, kimisi az kazanan olacak. Dediğim gibi Amerika'yı yani gene en büyük güç olarak görüyor, konumlamış. İşte Türkiye'yi de bayağı Türkiye konusunda bayağı umutlu ama sadece Türkiye'nin politikalarıyla ilgili bazı eleştirileri var. Ona da girebiliriz aslında, bilmiyorum. Neler olduğundan belki biraz bahsedebiliriz. Bunlar tabii, zaten... onlara gireriz. Japonya işte de iyi olacak diye düşünüyor. Onu da az önce konuştuk hani toprak şeyinden. Ama tabii Japonya'nın şey problemi var, demografi problemi var. Yani çok çok yaşlanan bir nüfusu var. Oranın bir an önce artık ABD gibi hani nüfus yabancıları kendi içine çeken bir ülke haline gelmesi lazım. Yoksa bayağı yaşlanmış bir nüfusu var. Kaybedecek ülkeler arasında da işte Çin'i görmüş, Rusya'yı görmüş, Suudi Arabistan'ı görmüş, Brezilya'yı, Almanya'yı ve Kanada'yı belirlemiş. Yani orada tabii, kazanan ülke ben 3, 6, 7, 7 ülke kazananlar arasında gösteriyor abi. Senin paylaştığın tabloda.
Ve bu 7 ülke arasında Türkiye var mesela. Aynen. Altta kaybeden ülkelerde 3-6 tane var. Orada da işte Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Brezilya, Almanya, Kanada. Aslında hani Türkiye'nin, hani biz hep deriz yani Türkiye'nin işte jeopolitik önemi gibi. Hani zihnin teorisine göre özellikle burada da hani kazanan ülkeler arasında gösteriyor olması gerçekten bizim jeopolitik konumumuzun da bir belki hani geçmişten beri söylediğim şeyin bir doğrulaması gibi. Yani toplamda burada 13 ülkeden bahsediyor. Aynen. Ve baktığın zaman kaybedenler genelde demografisinden ötürü kaybetmiş. Yani halk, yani şey, nüfus yapısı Japonya kazananlar arasında koymuş. Çünkü diğer bütün parametreler iyi. Ama mesela bütün Çin, Rusya olsun. Mesela Rusya'nın çok nüfusunun kitapta alkolik olduğundan falan bahsediyor mesela. Hani bütün şeyleri hani ona ekliyor. Yani bu sebeplerden ötürü bu ülkeler hani şey olacaktı diyor. Almanya'nın mesela demografisi iyi, yani kötü değil diyor. Orası da yaşlı diyor gerçi, pardon. Brezilya'ya fena değil diyor. Ama mesela oralarda da başka problemler var. Mesela ekonominin benzine veya doğalgaza bağlı olmasını bir negatif olarak değerlendirmiş. Öyle ülkeler genelde işte kaybedenler arasında bu yeni dünya düzeninde. Çünkü o eskisi gibi ticaret böyle serbest olmayacak. Petrolü ucuza satamayacaklar. Yani petrolü böyle daha doğrusu olduğu fiyatta satamayacaklar. Daha fazla katma değerler girecek işin içine o petrolün güvenliğini sağlamak için. Dolayısıyla bunlar kaybedecek ülkeler olarak sıralamış. Öyle bir görüntü var. İran'ı biraz arada hani kararsız kalmış gibi, hani kazanan winner işareti olarak göstermiş ve orada hani belki diyor kazanan, hani Orta Doğu'nun biraz süreklilik ya da hani nasıl diye unstable diye yazmış. Türkiye de aynı şekilde. Türkiye de yani bakma sen kazananlar listesinde ama hani Türkiye, yani her şey değişebilir. Zaten mesela Türkiye ile Fransa'nın aynı listede olması da enteresan. Çünkü biliyorsun biz yani Fransa ile de şu anda bayağı çakışan çıkarlarımız var yani birçok yerde. Hani orada da nasıl olacak, ikimiz de nasıl kazan alacağız vesaire gibi şeyler tabii soru işareti ama hani sonuçta böyle bir görüş ortaya koymuş kitapta. Yani mesela Türkiye'nin burada kaynaklar tarafında yazdığı agriculture var. Gerçekten belki biz tarım tarafını yükseltebilirsek o bile aslında hani bir ülkenin tek başına belki ayakta, hani aç kalmadan, eğer günün sonunda aç kalanların hani öleceği bir dünya tahayyül edersek tarım tek başına bir ülkeyi, bir insanı ayakta tutmaya yetebilecek bir şey gibi. Çünkü yani eğer bunu ticarete dönüştüremediğin ya da paraya dönüştüremediğin bir noktada petrol karın doyurmuyor. Tarım, hatta bu listeye baktığımda hani tarımı ön planda koyduğu belki tek ülkeyiz. Bir de bizim çok iyi tabii. Yani hem tarım anlamında kendi kendine yetme anlamında iyiyiz, hem de bizim nüfusumuz da çok iyi görüyor. Gerçekten de öyle. Yani ben onu geçen gün hatta şeyde de bu Vlog programında da söyledim. Yani aşırı genç, aşırı hırslı ve şey bir nüfusumuz var. Yani bunu Peter Zeihan da herhalde o analizlerinde gözlemlemiş. Kitapta da bu yer alıyor. Yani nüfusumuzun bu yapısı da bizi avantajlı ülkeler arasında koyuyor. Nitekim hani şu son işte global exitlerimiz teknoloji alanındaki vesaire de onu kanıtlar nitelikte. Yani finansal çok dezavantajlı olmamıza rağmen hani Türkiye hakikaten bayağı güzel girişimleri ortaya koyup global başarılara atabiliyor yani. Dolayısıyla bir de bunu finansla, parayla birleştirsen aslında neler neler yapabileceğimizin bir kanıtı bence bu. Türkiye'nin mesela political durumlarının çok hani biraz dalgalı olduğundan bahsetmiş. Aslında gerçekten bizde hani para piyasaları ve işte Türkiye'deki politik dalgalanmalar durulabilse, hani ben Türkiye'nin genç neslinin, hepimizin hani çok daha büyük potansiyelde işler yapabileceğini düşünüyorum. Hani genç nüfus bir anlamda hani çünkü erken kabullenen, erken adapte olan kitle manasına geliyor biraz da. Hani bu geçmişte Fred Wilson Türkiye'ye geldiğinde de hani en azından akıllı telefonlar ve mobil teknolojilere yatkınlık konusunda da bloğuna taşımıştı. Hani birçok kanalda şimdi YouTube teknik tarafta çok fazla bir bariyer ya da bir baraj, bir giriş bariyeri koymadığı için YouTube tarafında bile aslında Türkiye'den çok ciddi genç nüfusun yönelimini görebiliyoruz. Hani bunun olumlu olumsuz tarafları elbette tartışılır. Ama gerçekten demografi tarafta bir avantajımız olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin şimdi bir yanlış hatırlamıyorsam hani 100 bin, 1 milyon mu 100 bin mi yazılımcı geliştirme hedefimiz var ülke çapında.
Hani bunları ne kadar gerçekleştirebiliriz, ne kadar hedeflerimize ulaşabiliriz önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama çok küçük, birkaç milyonluk bir ülkenin hedefleyemeyeceği şeyleri biz genç nüfusumuzla aslında en azından kağıt üzerinde ortaya koyabiliyoruz. Diğer ülkelere, hani belki kaybedenlere de bakmak gerekebilir. Orada dediğim gibi yani daha çok ben aslında o ülkenin hepsine girecek olsak ayrı bir program yapabiliriz onunla ilgili ama yani özetle gerçekten orada demografi ve şey o yiyecek yetersizliği sebep olmuş. Yani Rusya örneğinde verdiğim gibi mesela orada nüfusu bayağı kötü görüyor. Yani bir bunalım, depresyonda ve şey bir halktan bahsediyor orada. Alkolik bir halktan bahsediyor. Yani öyle bilmiyorum neden ben tanımam o kadar ama öyle bir şey öngörmüş. O yüzden hani onu biliyorsan negatif olarak koymuş ortaya. Yani Rusya soğuk kış gecelerinin biraz alkolle geçtiği gibi bir dünyadan başka kitaplardan ya da şeylerden aklıma geliyor. Bir şey daha ekleyecektim. Mesela hani teknolojiye dair abi kitapta böyle daha net çıktılar. Bizim bu jeopolitiği teknolojiye yazılım odakla birlikte yorumlayabileceğimiz şeyler var mı kitapta? Aynen var. Yani şimdi orada birkaç şey var. Bir tanesi teknoloji anlamında yani bugün işte bu dediğim gibi ilk başta o bahsettiğim o Çin'in kendi GPS atılımı mesela bu kitabın aslında şey yaptığı bir aynı doğrultuda bir gelişme. Yani hatta bunun önümüzdeki süreçte daha da fazla olacağını öngörüyoruz buna göre. Yani hani ülkeler şey oldukça, disunited oldukça hani kitabın başında olduğu gibi yani birbirinden bağımsız oldukça bu ana sistemler de, ana omurga teknolojiler de disunited olacaktır. Yani bu ne demek? Ana motorları da sadece Google olmayacaktır. Sosyal ağ da sadece Facebook olmayacaktır. İşte pozisyonlama sistemi de sadece GPS olmayacaktır vesaire vesaire. Aslında buna gelir. Ha, olur mu bu? Bilmiyoruz. Orada senin gene programın başında söylediğin gibi hani Avrupa Birliği ile mesela ABD atıyorum vergilendirme konusunda bir türlü bir anlaşmaya varamadılar hala. İşte birbirlerine tehditler savuruyorlar işte ticaretle ilgili vesaire vesaire. Bu pazarlıkların nasıl gideceğine bağlı olarak hani orada nasıl geçmeler yaşanacağını görüyoruz. Ama ben o konuda çok çok olumsuz değilim. Yani internetin bu kadar ayrışacağını düşünmüyorum. İnternetin zaten ana biliyorsun fikri beraberlik, birlik, beraberlik. Keşke hatta Çin'de, şeyde herkes bir arada olsa ve şey olsa ama biliyorsun ki bugün günümüzde bir hakikaten batı interneti var. Yani daha doğrusu bir global bir internet var. Bir de Çin'in interneti var. Bir de hafiften bir de Rusya'nın interneti var. Yani ama Çin'in internetiyle global internet birbirinden tamamen hemen hemen ayrışmış durumda. Evet. Yani bayağı yavaş. Ha bu artarsa kitapta öngörüldüğü gibi ne olur? O zaman da hakikaten zaten bir süredir bu yatırımcıların da gittikçe daha fazla yatırım yaptığı şey alanında, decentralized internet alanında daha fazla yatırım görebiliriz. Bence bu çok önemli bir nokta. Yani decentralized internet dediğimizde bu dağıtık yapılar. Yani merkeziden çıkıp şeylerin dağıtık olduğu, ne derler, sistemin parçalarının dağıtık olduğu sistemler. Çünkü teknolojiler daha doğrusu. Çünkü bu teknolojiler ülkeler tarafından, ulus devletler tarafından sansürlenmesi daha zor. Yani imkansız demeyelim hadi. Daha zor sistemler. Mesela atıyorum bu tarayıcılarda, web tarayıcılarında hepimiz Chrome kullanıyoruz, Firefox kullanıyoruz, Safari kullanıyoruz, Internet Edge kullanıyoruz mesela gibi. Evet. Orada mesela Edge kullanan pek yoktur da o da var. Opera da kullanıyoruz. Yani. Opera da var. Evet doğru. Opera da var. Ama işte mesela Tor var bir de biliyorsun. Tor mesela o hakikaten decentralized bir teknoloji. Yani orada sen internete girdiğinde web sitesini aslında sen o sunucudan almıyorsun. Gidip sistemdeki bir diğer Tor kullanıcısı senin adına onu alıyor. Sonra sana gönderiyor. Tabii arada başkalarına da veriyor. Onlardan tık 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 sana geliyor. Böylece hani o talebi yapanın, sunucuya o talebi yapanın sen olduğu gizlenmiş oluyor. Ve bu sayede o sunucuda hani ne diyeyim orada ülkeler bloklamayı yapamıyorlar mesela. Orada tabii başka yöntemlerle bloklamaya çalışıyorlar sistemi ama onların da bir şekilde çareleri var vesaire. İnsanlar o bloklamalardan, o sansürlerden kurtulabiliyor. İşte bu tarz teknolojilerin eğer bu gerçekleşirse bu Peter Zeihan'ın kitabındaki Disunited Nations kavramı gerçekleşirse ve ülkelerdeki bu internet siteleri ulusallaşırsa bunun daha fazla önem kazanacağını öngörüyorum.
Nitekim dediğim gibi mesela PeerTube diye bir şey, bir örnek daha var. Az önce YouTube dedin mesela. Evet, YouTube mesela Türkiye'de çok kullanılıyor. Ama mesela kim bilir öyle bir durumda PeerTube diye bir şey kullanacağız. O da PeerTube'de bir desktop uygulaması. Ve şey, o da WebTorrent teknolojisi üstünde çalışıyor. Ve YouTube gibi ancak dağıtık çalışıyor. Veya mesela OpenBazaar diye bir uygulama var. O da eBay gibi mesela ama tamamen blockchain, blok zinciri üstünde çalışıyor. Yani Ethereum ve Bitcoin sistemleri üstünden insanlar dağıtık bir şekilde eBay gibi bir merkezi sisteme ihtiyaç duymadan alım satım yapabiliyorlar. Böyle bir sistem hani ulusal sistemlerin ortadan kalktığı bir düzende insanlara hizmet etmeye yardımcı olacaktır ve o yüzden de farkındaysan bu alanda gittikçe artan bir faaliyetler var. Yatırımcı faaliyeti var vesaire vesaire. Bitcoin'in zaten oluş sebebi bu. Hani Bitcoin zaten öyle bir dünyayı öngörüyordu hemen hemen. Ve o yüzden zaten gittikçe popülerleşiyor. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Biz mesela bir bölümde de yine dünyadaki teknoloji tekelleşmesini konuşmuştuk abi. Bugün mesela Amazon'un e-ticaret tarafında ya da Alibaba'nın ya da İşte internet reklamcılığında Google'ın ya da Facebook'un çok çok güçlü olması bir yandan da diğer ülkelerin güç kazanma ya da ekonomilerini koruma anlamındaki bu decentralized teknolojide yönelmesinin de önünü açacak gibi. Çünkü hani bir noktada evet yükselişini, yani Türkiye'de örnek veriyorum YouTube'un yükselmesinin direkt bir politik tarafta engellenmesi söz konusu değil. Şu an için en azından. Geçmişte YouTube'u da engellemiştik ama eğer devletler bu noktada ya vergilendirme konusunda, yine son dönemde tabii Amerika ile Türkiye arasında olan anlamda bir şey oldu. Vergilendirmeyi belki kurarak bir denge sağlayabilir. Bugün Türkiye'de hani Türk malı bir araba üretmiyoruz ama geçtiğimiz günlerde sanırım Almanya'yla bir tartışma oldu. Hani Alman arabalarından daha fazla, üreticisinden daha fazla kazanıyoruz gibi bir durum. Söz konusu ÖTV ile vesaire. Hani eğer öyle bir yazılım tarafında da bir şey olmasa, çünkü bugün YouTube'u ben mesela Patreon'dan destekçilerden destek bağış kabul ediyorum. Orada da mesela vergilendirme geldi. Hani ya vergilendirme bu işin bir boyutu olarak yerel ekonomilere, ulusal ekonomilere para kazandıracak ya da gerçekten bu teknoloji devlerinin belki ülkeler çapında kendi her ülkenin kendi ulusal kaynaklarını çıkarmaya çalıştığı bir dönem göreceğiz. Aynen. Neticede çok büyük, hani biz belki ona direkt hedef talip olamıyoruz ama yani dünyada mesela Google'ın, Facebook'un tek başına çok büyük olmasını istemeyenler de var. Evet. Yani bir güçlere karşı muhalif taraf da var. Onlar da zamanla dağılabilir. Bir sorumuz var abi. Eklemek istediğim bir şey varsa onu alayım. Sonra sorumuz. Yani sadece bir şey diyeceğim. Evet, aynen, soruyu alalım. Vergilendirme bir de veri kontrolü de tabii çok önemli. Yani o yüzden zaten biliyorsun Google falan sunucularını artık Türkiye'ye taşımaya başladılar. Çünkü ülkeler yani istiyorlar ki veriler kendi içinde tutulsun, başka ülkelere akmasın ve özellikle reklam aracılığıyla hani şeyler olmasın, hani bazı propagandalar rahat rahat yapılamasın falan filan. Bunu kontrol etmek istiyorlar. O yüzden o da ayrı bir işin parametresi. Evet, dediğim gibi sorulara geçebiliriz bence. Sorulara geçelim. Sorular varsa şimdi bir soru geldi. Twitter'a da bakıyorum, oradan soru varsa alabiliriz. Zeyt G sormuş. Hocam merhaba. Sizce Türkiye'nin kalkınmasını sağlama noktasında kaldıraç etkisi yaratacak olan faktör nedir? Neye yoğunlaşmalıdır? Teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz katkı için. Türkiye'nin bir dakika. Kalkınmasını sağlama noktasındaki kaldıraç etkisi yaratacak faktör. Türkiye'nin kavga ilgisi faktör. Valla bizim asıl yani yetenek, aslında bakarsan bizim kendi yeteneklerimiz vesaire çok iyi. Bunun diğer çarpanı tabii ki finansman olacaktır. Yani bizim aslında finansmana ihtiyacımız var. Ben öyle görüyorum. Türkiye'nin hakikaten sıcak yatırıma, paraya ihtiyacı var. O da olursa bence zaten şey yaparız, iyice uçarız. Yani bence yetenek havuzumuz iyi, gelişmiş. Hırslı ve genç, dinamik bir nüfusumuz var. Bunu ve iyi de bir pazarız bu arada. Sadece İsrail gibi hani bir yetenek havuzu değiliz. Aynı zamanda pazarımız da iyi. Yani kendi ürününü kendisine satarak da geçinebilecek bir nüfusa da sahibiz. Hatta çevre ülkeler de var. Ama bir de bunun üstüne şey,
finansman olursa birçok insan hayallerini gerçekleştirebilir. Çünkü finansman olmadan da bu şirketler kurulamıyor, bu hayaller gerçekleştirilemiyor. Yani geçmişte şimdi tam 2020'li yıllarda galiba dünyanın bu konuda kitapla ilgili şöyle bir eleştiri de vardı abi. Küresel ısınmaya değinmediğine dair, küresel ısınma ya da dünyanın iklimlerinin bozulmasını irdelemediğine dair kitaba bir eleştiri vardı. Hani benim bahsedeceğim kitapta dünyanın aslında bu iklim bozulmasına karşı nasıl yeniden yapılanabileceği, işte milyonlarca kişinin yeni göçlerle diğer ülkelerin belki ekonomisini, belki yaşayışını etkileyebilecek bir yeni bir düzen getirebileceği gibi bir gerçek de var. Yani önümüzdeki yıllarda böyle bir düzen oluştuğunda, hani nasıl mesela bugün Türkiye'den giden göçmenleri Avrupa'nın hani kabul etmemesinin bir kriz olması, yarın işte mesela hani ilerleyen zamanlarda işte bu su seviyesinin yükselmesine dair durumlarda milyonlarca, hatta çok ciddi rakamlarda bir göç dalgasının olabileceğinden bahsediliyor. Mesela o durumda işleri değiştirebilir. Türkiye o anlamda da belki biraz şanslı konumda. Yani örnek veriyorum, Türkiye bugün hani birkaç milyon, birkaç on milyon insan bile gelse belki hani top metrekareye düşen insan sayısı bakımından belki yine de yaşanılabilecek bir ülke olur. Ama hani bugün Hollanda'ya 500 bin kişi gitse hani ciddi bir kaos çıkabilir belki. O anlamda hani coğrafyanın bir önemi var ama şey de çok önemli bu arada, yani tutarlı olmamız da çok. Peter Zeyhan'ın, yani katılırsınız katılmazsınız bir yorumu kitaptaki Türkiye'yle ilgili. Hani biraz tutarsız olduğumuzu, işte atıyorum Rusya ile ilgili ilişkilerimizde hani hem yakınlaşıyoruz hem uçağını düşürüyoruz falan filan, bunları biraz değinmiş. Hani o tarz işte şeyleri orada da bir tutarlılık, hani finansın gelmiş anlamına belki faydalı olabilecek bir şey. Aynen bunları sağlarsak yani Türkiye'nin çıkartması çok iyi olur. Ya ben son biraz abi finans tarafını şöyle görüyorum. Gerçekten hani finansa ihtiyacımız var. Finansa biraz daha Türkiye'deki ekonomik düzenin hani genel itibariyle iktidarsızlığından, hani bu bütün süreçlerde yani dolarla olan ilişkimizden, iyi zamanlar da oluyor, kötü zamanlar da oluyor. Bu dengesizliği, o çalkantıyı, o sallantıyı dengeli bir noktaya getirmek anlamında faydalı olacağını düşünüyorum. Yoksa normal koşullarda eğer biz yeteneklerimize stratejik alanlarda odaklanıp şans verirsek bence hani çok büyük sermayelere ihtiyaç olmadan da Türkiye'nin kalkınmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii tabii. Yani zaten gibi Amerika'daki gibi şey ihtiyacımız yok. Yani çok daha az parayla çok daha fazla iş yapabiliyoruz. Orası zaten kesin. Ama yine de hani şey ihtiyaç var. Yani bir katalizör, bir belli bir miktar ihtiyaç var. Hani orada da finansman çekmemiz lazım. Bir şekilde yurt dışından büyük ihtimalle finansman çekmemiz lazım. Yani bizim ana ihtiyacımız olan şey o. Ama ki geliyor yani, ama dediğim gibi yani PMZ'ler olsun, bunlar olsun, bu başarı öyküleriyle geliyor yani. This United Nations şeyinde, projeksiyonunda hani ülke arası yatırımların da aslında azalacağını düşünürsek orada ne kadar şansımız olur? Aynen, aynen. Bilmiyorum. Yani orada bir öyle bir eleştiri getirmiş kitap ama yani o kısım beni çok ilgilendirmiyor. Benim için asıl önemli olan şey, bu şey önemli. Yani bizim Peak Games vesaire gibi başarılarla, yani asıl özgün ağırlığımızla hani yatırım çekmemiz önemli olan. Kitap zaten ona değinmiş. Kitap değil. O bizim kendi yorumumuz. Yani bence zaten o şekilde yatırım çekeceğimizi düşünüyorum. Bir de nüfusumuzda, demografimizde iyi olduğuna için kitapta o konuda zaten hemfikir bizle. Ben Türkiye'nin şansının iyi olduğunu düşünüyorum. Yani neticede şeyi hani teknoloji bir yönüyle hala belki en az etkilenebilir taraf olacak ki bugün Türkiye'de değil de mesela bir Almanya'da, Amerika'da, Estonya'da da şirket kurabiliyoruz. Yani bunları da bu şansları da değerlendirebileceğimiz için yine de hani ulusal anlamda ürünler geliştirmeye devam ederken hani globalle oynamaktan da geri durmamak gerektiği belki altını çizebiliriz. Abi teşekkür ediyorum. Senin bu paylaştığın bazı notlarda o grafiğe özellikle tabloyu biz teknostratejik.com'a e-posta adresini bırakan sevgili
takipçilerimizle, katılımcılarımızla paylaşabiliriz. Evet. Onu tekrar hatırlatalım. teknostratejik.com'da ki alana e-postanızı bırakırsanız oradan haftalık güncellemeleri gönderiyoruz. YouTube video kayıtlarımızı YouTube'da Fırat Demirel YouTube kanalına ekliyoruz. Yorumlarınızı her zaman size gönderdiğimiz e-posta üzerinden ya da YouTube'daki videolar üzerinden, kayıtlar üzerinden yapabilirsiniz. Konu önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abi eklemek istediğin bir şey varsa sözü sana bırakıyorum. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Bu kitabın da umarım önümüzdeki dönemde çok da geç olmadan Türkçe'ye çevrilmesinde. Aynen. Ben Kindle üzerinde muhtemelen vardır. Ben de oradan bakmaya çalışayım. Evet. Ben de Kindle üzerinden okudum. Güzel, değerli bir kitap. Bence de okusunlar. Yani kesinlikle daha fazla jeopolitik konulara da okumamız ve bilgilenmemiz lazım abi. Dünya çok hızlı bir dönüşüm içerisinde. Aynen. Her şeye katılmak zorunda değiliz. Yani kitap bazı şeyleri de abartmış olabilir ama yine de hani değerli bir kitap. Okunması çok faydalı. Evet evet. Yani bir konuya muhalif olmak için bile hani o konudan biraz haberdar olmak lazım abi. Gerçekten çapraz okumalar yapmaya ben de inanıyorum. Abi teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz herkese. Bunu da YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. teknostratejik.com'a lütfen e-posta adresinizi bırakın. Yeni konulardan ve konuklardan haberdar olmak üzere. Önümüzdeki hafta yine Perşembe akşamı 9'da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Bye.